Kafkasya'da savaş tüm şiddetiyle sürüyor. Azerbaycan'ın hedefinde Ermenistan birlikleri, Ermenistan'ın hedefinde ise yine siviller var. Erivan güçleri Kebele ve Kürdemir'e balistik füzelerle saldırdı. Azerbaycan ise 3 adresin daha işgalden kurtarıldığını açıkladı. Sivilleri defalarca hedef aldı. Karşılığı ağır oldu. Askerleri mevzilerden böyle kaçarken Paşinyan halkı cepheye çağırdı. Dağlık Karabağ'da işgalci Ermenistan güçleri Gubatlı istikametinde ağır kayıplar verdi. Erivan askeri stratejik noktadan çekildi. Karakişler, Muratanlı ve Gülebirt'te işgalden kurtarıldı. Nahçıvan'da ise Ermenistan'a ait bir İHA düşürüldü. Cephede tutunamayan Ermenistan'ın saldırdığı noktalarsa yine sivil yerleşkelerdi. Kebele ve Kürdemir'e balistik füzeler atıldı. Ateş! Ateş! Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürürken Ermenistan'da gözler devletin zirvesindeki isimdeydi. Başbakan Paşinyan önce bu videoyu paylaştı. Dağlık Karabağ'da diplomatik çözüm yok. Sonra ise sosyal medya hesabından duyuru yaptı, halkı cepheye savaşmaya çağırdı. Azerbaycan'da açıklamalar peş peşe geldi. İlk konuşan Cumhurbaşkanı yardımcısıydı Hikmet Hacıyev. Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da PKK'lı teröristleri en ön safta kullandığını söyledi. Siyasi meydanlarda da biz galip geliyoruz. Ardından Cumhurbaşkanı İlham Aliyev açıklamalarda bulundu. Barış gücünün bölgeye yerleştirilmesine karşı olmadıklarını belirtti. Dağlık Karabağ'da referandum olmayacağını da net bir dille ifade etti.